bir Yeşil Kampüs Koordinatörlüğü webinar serisinin yeni bir panelinde, yeni bir serisinde Doçent Doktor Koray Kaçan hocamızla birlikteyiz. Biyolojik çeşitlilik üzerine hocamız bizimle bilgilerini paylaşacak. Teşekkür ediyoruz hocam katıldığınız için. Ben teşekkür ederim böyle bir fırsatı sunduğunuz için. Sizler namına bütün Yeşil Kampüs koordinatörlerine. Ben doçent doktor Koray Kaçan. Branşım bitki koruma ziraat tabii ki benim bu arada. Bunu belirteyim. Tabii şimdi ben sunumu hazırladım. Sunumu burada paylaşacağım. Ekran paylaşımında anlatacağım. Daha güzel örneklerle açıklamaya çalışacağım kısaca. Değerli katılımcılara biyoçeşitlilik nedir? Sunumdaki bileşim, biyoçeşitliliğin bileşimleri nedir? Neden önemlidir? Dünya ve Türkiye açısından durum nedir? Ondan sonra neler yapabiliriz? Bu konuda daha sonra da sanırım sizin nezdinizde de soru ve cevap ilişkilerini tamamlayabiliriz diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Evet hocam ve bu arada katılımcılarımız da sohbet ekranından sorularını yazabilirler. Biz sunumu sonunda hocamızla paylaşabiliriz. Ben de merakla bekliyorum hocam. Buyurun. Tabii ilk önce biyoçeşitlilik nedir konusuna girmek gerekiyor. Ondan önce de bazı vurgular yapmak istediğim noktalar var. Özellikle yani şimdi çevremizdeki örneklerle, toplumsal örneklerle, çarpıcı örneklerle birleştirmeye çalıştım. Şimdi gördüğünüz sunumda iki farklı grup var. İki grubun özellikle biyoçeşitlilik açısından vurgusu şu. Hangisi daha iyidir? Hangi daha hoş görünmektedir veya algı açısından, psikolojik açısından durum nedir? Tabii ki bütün herkesin seçebildiği noktada renkli olan taraf daha cezbedici, daha böyle insanı psikolojisini iyileştiren görüntü nezdinde kabul ediliyor. İkinci grupta da tabii ki insan çeşitliliği de DNA nezdinde insan çeşitliliği de birbirinden farklı. Tabii ki bakış açısı bakımından hangisi göze çok hoş geliyor, hangisi insanları sıradanlaştırıyor şeklinde ifadeler, görüntüler var. Özellikle doğadaki insan bir doğanın parçası olduğuna göre bizi sürdürülebilir bir hayatın var olması açısından görüntüler soldaki mi daha iyi, sağdaki mi daha iyi? Tabii ki bunlar hepsi bütün insanın tercih sebebi. Tabii ki biyoçeşitliliğin olduğu yerleri tercih etmek gerekiyor. Tercih ediyoruz. Biyoçeşitlilik tabii belirli bir bölgede veya alandaki bitki, hayvan ve diğer canlıların çeşitliliği anlamına geliyor. Bu tüm canlı organizmalar ve bu organizmaların yaşam alanı çeşitliliğinin birbirinin yaşadıkları ortamlarla ilgili ilişkilerini tamamlamak için de kullanılmaktadır. Tabii biyoçeşitlilik üç farklı gruba ayrılmış. Genetik çeşitlilik bu. Genetik çeşitliliği, DNA farklılıklarından kaynaklanıyor tabii ki. Tür çeşitliliği, ekosistem çeşitliliği şeklinde ifade ediliyor. Tabii ki genetik çeşitlilik şöyle ifade ediliyor. Türler içerisinde bulunan bireylerin DNA'larından farklılıklarından ortaya çıkarak işte görünüş, davranış, farklıların ortaya koyduğu, çıktığı genetik farklılıkların ifadesi olarak ortaya çıkıyor. Özellikle aynı köpek türleri içerisinde DNA'ların farklılaşmasından dolayı ortaya çıkan köpek türleri var. Aynı şekilde bütün canlılar için geçerli tabii ki bu. Tabii ki insan çeşitliliği de öyle. Kimimiz mavi, kimimiz yeşil, kimimiz
siyah gözlü, iki derilerimizin rengi birbirinden farklı olsa da bunlar aynı tür içerisinde birleşiyorlar. Aynı şekilde örnekleri arttıracak olursak, tür çeşitliliği belirli bir bölgede yaşayan canlı türlerin sayısını ifade etmektedir. Bu tabii ki ekosistemde bulunan, etkileşim halinde bulunan canlılar içerisinde o yöreye, o coğrafik bölgeye, ekolojik bölgeye adaptasyonu sağlamış, birbirleriyle besin zinciri, iletişim, her türlü ilişkilerini sistematik bir şekilde devam eden türler olarak ifade ediyor. Bu tabii bir sürü canlılar bu tür çeşidinin içerisinde yer alıyorlar. Tabii ki işte yani insanoğlunun bitkilerinden doğal yollarla geçen olaylar böyle gelişiyor. Bitkiler ilk 295 milyon yıl önce kadar uzanan işte orada ilkel damarlı bitkilerinden ortaya çıkan yüz milyonlarca yıl önce hayatın kaynağı olarak belirlenmiş başlangıç noktası ifade edilmekte. Bu tabii ki yerkürenin zümrüt kaplı yoğun bir nakışı süsleyen 370 binden fazla bitki türümüz var. Kimisi karalarda yaşarken bunun 250 bin kadarı da çiçek açan tohumlu bitkiler içerisinde yer alıyor. Tabii ki insanoğlu varoluşu 200, 300 milyon, 300 bin yıl öncesinden başladığı ifade ediliyor. Tabii ki dünyanın yaşını düşünecek olursak yani milyonlarca yıl öncesinde sistemin birbirine getirmiş olduğu, daha sonra işte 200 bin yıl öncesine kadar insanlığın bu sisteme dahil olmasıyla ekosistemin değiştiği ifade edilmekte. Buraya kadar noktada dünya varlığı oluşundan buraya kadar doğal yollarla geçen değişim, gelişim öykümüzü noktasında değişik birçok yaşamın çevreye yepyeni canlı türlerini getirdiği ve ötekilerden farklı olarak ortaya çıktığı farklı doğal afetler, doğal olaylar gerçekleşmiş. Bunun insan türünün işte Homo sapiens dediğimiz insan türünün başlangıçta bizimle olan ilişkilerini olumsuzluğu ortaya çıkmış. Daha sonra insanoğlunun gerek kabiliyeti, yeteneği, düşünme sistemi nedeniyle bu ekolojik sistemi biz dahil olmuşuz. Tabii bazı çevreciler veya biyologlar bu olayı çok olumsuz, negatif yönüne alırken bazılarında bu etkileşimin doğal olduğu ifadesini kurmaktalar. Bazılarımızın belki çok ender çiçekler gibi meyvelerden ortaya çıktığı sistemlerdeki özel varoluşun simgeleyen noktasında insanlığı vurgu yapmakta. Tabii ki insan oğlu dünyanın ancak %0,01'ini hacimsel olarak kaplamasına rağmen çok büyük bir etkisi var doğanın ve çevre üzerinde. Doğal olarak geçirdiğimiz evrim süreci içerisinde yeni bir türün ortaya çıkması için binlerce hatta milyonlarca yılın geçmesi gerekiyordu. Ama insanoğlunun etkisiyle çok kısa sürede yeni çeşitlerimiz, ırklarımız, türlerimiz ortaya çıktı. Bütün bunların doğal, bütün sonuçları doğal süreçlerle meydana geldi. Son yıllarda doğal olmayan şekilde bizim DNA'larımızı ve genetiğimizi değiştirmeye başladığımız noktada son yıllarda bizim de içinde bulunduğumuz genetik soydan gelen DNA yapımız değişip bozup tohum
sistemi veya üretim sistemlerinde farklılaşmaya neden oldu. İşte GDO dediğimiz ürünlerin genetik yapısını değiştirilmiş olan ürünlerin tohum sistemlerini yer alan büyük bir değişime neden oldu. Biz insanlar. Tabii ki bu aşırı DNA değişimin getirdiği de çevremizde, ekosistemde oluşturduğu bir etkileşim var. Bu da genetik açılım, genetik değişme, DNA'lardaki oluşumların değişme sürecine girdiği bir noktadayız. Tabii ki işte dünyada şu anda 2050 yılında 9 milyar insanın olacağı düşünüldüğünde bu etkileşimin giderek çok farklı boyutları taşınması gerektiği ortaya çıkıyor. Çünkü 9 milyarlık bir dünyanın beslenmesi için bugünkü tarımsal gereksinim olan protein kaynakları, besin kaynaklarını %67 oranında arttırması gerekiyor. Bunu yapabilmemiz için de mutlaka kendi lehimizde bu sistemleri akıllı bir şekilde kullanmamız gerekmekte. Tabii ki bunu yaparken bazı stratejik planlar ortaya koymamız zorunlu. Çünkü biyoçeşitliliğin özellikle ortaya çıkardığı olumsuzlukların giderilmesi mutlak surette gerekiyor. Bu kaynakta işte ekosistem çeşitliliğinden, tür çeşitliliğinden ortaya çıkan değişimlerin çok olumlu bir şekilde sürdürülebilir bir halde etkileşimlerini devam etmesi gerekiyor. Peki biyoçeşitliliğin önemi nedir diyecek olursak, doğal düzenin devam etmesi açısından hem insanların hem de tüm canlılar için çok önemli olduğu ortaya çıktı. İnsanların ihtiyaçlarını karşılayabilme yeteneğinin doğadaki canlının oluşturduğu düzenin bozulmadan devam etmesi dayanmakta. Bu sayede doğada kendiliğinden var olan kaynakların da devamlılığı sağlanması gerekiyor. Canlı türlerinin azalması doğal dengenin giderek bozulmasına sebep olmakta. Bu sebeple de insan faaliyetlerini diğer tüm canlıların bağımsız olarak değerlendirmek çok büyük bir sıkıntıya sokacak sonuçlara neden olacağını düşünmekte. Tabii ki gezegenin doğal dengesi temelinde yer alan biyolojik çeşitliliğin önemli ve tüm canlılar için sağladığı yaraları göz attığımızda bu tabii ki direkt olarak insanlığın devam sürdürülebilir bir yaşamın insanların yaşam standartını ve yaşam şeklini devam etmesi için gereklilikler ortaya çıkıyor. Tabii ki bu kadar değerliyken bu besin zincirinin veya yaşam zincirinin sürdürülebilir olması temel ihtiyaçların gerektiğinin gelecek nesiller boyutunda düşünmesi ve ona göre planların oluşturması mutlak surette gerekiyor. Peki biyoçeşitlilik ekolojik sistemin dengesini sağlarken doğal kaynakların devamlılığını, canlıların yaşam haklarının korunmasını sağlayarak da çok büyük bir etkisi ortaya çıkıyor. Tabii ki biyoçeşitliliğin korunması aynı şekilde bizim kendi lehimizi geliştirdiğimiz her türlü tarımsal faaliyet, işte sanayi, her türlü üretim sistemlerinin büyük önlemler, büyük vurgular yaparak bu döngüyü sürdürülebilir hale getirmemiz gerekiyor. Tabii ki dünyadaki bu sistemler oluşturmak için de çok büyük bir enerji, çok büyük bir çalışma ve düşünme yer alıyor. Diğer yandan tabii ki
sürdürülebilir bir doğa sistemi oluşturmak için de özellikle ekosistemin kendi bulunduğumuz ekosistemin korunması açısından önlemlerin alındığı dünya birçok toplantılar, birçok protokoller, anlaşmalar imzalanıyor. Bu tabii bunları ben kısaca değineceğim. Tabii ki ekosistemde her sistemde belirli bir görevi var. Ekosistemin ana görevi sistemdeki doğal olarak yaşayan canlı türlerinin nesillerini sürdürmektir. Belirli bir ekosistemin içinde o sistemin özelliklerine bağlı olarak belirli canlı türleri yaşamakta, bunun içinde o sistemin devamlılığını orada bulunan tüm canlıların, tüm varlıkların etkileşim halinde olduğu sisteme bağlıdır. Tabii ki bu sistemin ana görevi sadece canlılar sistemi değil, işte orada bulunan su, toprak, işte oradaki bulunan her türlü materyali de kapsıyor. Tabii ekosistemin parçaları on binlerce ve hatta milyonlarca yıllık bir zaman sürecinde evrimleşerek ortaya çıkıyor. Düşünün ki bir su ortamının gelişmesi, değişmesi, oradaki canlıların adaptasyon süreçleri çok uzun zaman içerisinde evrimleşerek ortaya çıkıyor. Her bir parça birbirleriyle değişik derecelerde ilişkili hale geliyor. Sistem içinde her bir parçanın ayrı bir işlevi ve görevi bulunuyor. Bu parçalar görevlerini devam ettirmesi için hep birbirleriyle iletişim, her biri bireysel, topluluk, işte popülasyon, her türlü topluluğun birbirinin içerisinde etkileşimde olması gerekiyor. Ekosistem parçalarında herhangi bir bozulma veya parçalanma olduğunda ekosistem çalışması sekteye uğruyor, görevini yapamaz hale geliyor ve ortadaki türlerin yaşamsal döngüleri sekteye uğruyor ve bunun sonucunda da bazı türlerin ortadan kalkmasına neden oluyor. Tabii ki bu doğal yaşam içerisinde insanın olmadığı süregelen zamanda canlılar bu adaptasyon süresini çok uygun bir şekilde, çevresel uygun bir şekilde değişime uğruyordu. Bazı türler yok olur, bazı türler zamanla işte doğal buzul çağı, işte nöron çağı, bu çağ dönemlerindeki yeni türlerin ortaya çıkmasıyla eski türler yok oluyordu. Ama 200 bin yıl önce insanların bu sisteme dahil olmasıyla bu değişim, bu sistemdeki türlerin yok oluşu veya sistemdeki türlerin yeni türlerin ortaya çıkması süreci çok farklılaştı. Ne demek istiyorum? Günümüzde bazı türlerin ortadan kalktığı, bazı türlerin de ortadan kalkma sürecinde olduğu ifade ediliyor. Bu tabii ki ortadan kalkan her türlü türün besin zincirindeki yeri, ekosistemindeki yeri sekteye uğradığı zaman en sonunda insanoğlunun yok oluşuna kadar varabilecek sonuçların olabileceği tespit edilmiş ve ifade edilmekte. Tür çeşitliliği tabii ki biyolojik çeşitliliğin ikinci ögesi. Türlerin çoğu 10 bin, 100 bin hatta milyonlarca yıllık bir evrimsel süreci sonucunda ortaya çıkıyor. Her türün kendi grubunda özgü genleri olduğu gibi ortak atadan gelen türler de ortak genlere sahip olduğu, türlerin bireyler içerisinde kendi ekotiplerinin de olduğu, yani DNA'larının farklı olduğu ifade edilmekte. Her türlü birçok iç ve dış özellikleriyle ve bazı davranışlarıyla diğer türlerinden ayrılan ekotipler çeşitliliği sağlamakta. Aynı zamanda
bu çeşitlilik çok büyük bir yelpazesi bulunmakta. Bu da ekosistemdeki sürecin devamını sağlıyor. Tabii ki yeryüzünde ekosistem kaç adet canlı türü var derseniz biraz sonra oraya da gideceğiz. Mevcut ırkların durumu, nesillerin aktarma durumu çok farklı. Özellikle biyologların içinde olduğu sistemlerde bunların takibi ve kayıtları alınıyor, alınmakta. Ekolojik olaylar, özellikle biyoçeşitliliğin işlevsel olayı, mesela örneğin orman yangınları, depremler, işte sel baskınları, bunların hepsi ekolojik olaylar. Bu ekolojik olaylar sonucunda da canlı ve cansız olan her şeyin bir değişimi, bir evrimleşme söz konusu. Ekosistemde bu canlıların hem kendi aralarında hem de canlıların cansızlar arasında durmadan süre gelen etkileşimler bulunuyor. Bu ilişkilerden en çok bilinen işte doğal olaylar, onun haricinde bizim de içinde bulunduğumuz tarımsal uygulamalar, işte çevresel uygulamalar, avcı pozisyonları, bunların hepsi süre gelen ekolojik olaylar olarak ifade ediliyor. Tabii ki dünyamızda, gezegenimizde 8,7 milyon canlı türü yaşıyor. Bu canlı türlerin çeşitliliği eğer gerekli önlemler alınmazsa büyük bir tehlike altında kalacak. Hızla nesil tükenen canlılar göz önüne alındığında kitlesel yok oluş süreci içerisinde olduğumuz ifade ediliyor. Dünya üzerinde sadece belirli bir bölgede bulunan ve başka ekolojik şartlar altında yaşayamayan canlı türleri endemik türler olarak vasıflandırılıyor. Birçok bölge bu endemik türlere ev sahipliği yapmakta. Bu alanlarda meydana gelecek herhangi bir değişiklik bu canlıların yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalmasının sebep olacaktır. Tabii ki bu türler işte yani özellikle son zamanlarda vurgu yapılan mercanlar, tatlı su yengeçli türleri işte amfibiler, bununla beraber arılar, insan yani tehlike arz eden türler. Yani bunun içerisinde son zamanlarda en çok vurgu yapılan arılar. Arılar yok olduğunu, işte polinizasyon gidecek, üretim içerisinde bunlar çoğalma vasıflarını arılarla döllenmeyle, polen taşımayla neden olduğu nesillerin aktarılması, nesillerin gelişmesini sağladığı yön etken çok büyük bir potansiyel. Bunun olmadığını düşünün. Gerçekten birçok bitki türü yani tek yıllık, çok yıllık nesillerin çoğalma, gelişme döngüsünün ortaya çıkmasının sonucunu düşünün. Dünyanın yok olması demek. Yani orada beslenen canlıların yok olması, işte arıların, işte yaprak bitlerinin, böceklerin o zincirden kopması bir yok oluşum eşiğine kadar getirebilecek olaylar. Bunun haricinde biyoçeşitlilik ortadan kalktığında ne oldu? Yani ortadan kalktığında bir kere monster creature'lar dediğimiz canavar canlılar ortaya çıkıyor. Bunlardan en çok günümüzde ortaya çıkan virüsler. Biliyorsunuz virüslerin gelişmesi çok büyük karbon döngüsünün işte sera gazının etkisi olduğu düşünülüyor. Tabii ülkemizde de en büyük gündem yer teşkil eden son zamanlarda Asya kaplan sivrisineği dediğimiz işte Amerika'nın bugün de hala mücadele etmeye çalıştığı bir tür ortaya çıktı. Tabii bu tür kendiliğinden ortaya çıkmadı. Zamanla insanların kullandığı pestisitlerin, kullandığımız tarımsal kimyasalların, fabrika gazlarının, her türlü etkenin, insansal faaliyet etkilerin sonucunda
dayanıklı, resistant dediğimiz pestisleri dayanıklı, işte oradaki predatörü olmayan, yani kendi avcı av olarak kullanan canlılar olmaması sonucu acayip bir şekilde çoğalma ve dayanıklılık kazanma sonucunun değişik canlılar ortaya çıktı. Bunların içerisinde işte Asya kaplan sivrisine Down kuması denilen bir virütik hastalığı taşıyor. Ve insanları son zamanlarda Amerika'da da yüzlerce insanın bu şekilde Down kumbağasından öldüğü tespit edilmiş. İşte en önemli bir son zamanlarda Türkiye'de karşımıza çıkan ve Asya'da şu anda karşımıza çıkan kahverengi kokarca. Tabii ki bu predatörsüz, yani oradaki sistemlerde bulunan bazı predatörlerin ortadan kalkması sonucu, aşırı ilaçlama, aşırı bizim entomoloji dediğimiz pestislerin kullanmasıyla pestislere karşı dayanıklılığını kazanmış olması, artık pestislerden etkilenmemiş olması birçok bitkide, birçok tarımsal üründe zarar yapma özelliğine sahip ve mücadelesi şu anda çalışmaya çalışıyor, ama giderek bunlar işte bizim alien species dediğimiz yabani türleri olarak ülkemize giriyor. Tabii ki ülkemize giren sadece onlar değil, bizim özellikle yurt dışından gelen invazif istilacı türleri olarak bahsettiğimiz, özellikle gündemde yer alan, görüyorsunuz Afrika papağanı, işte balon balığı ve değişik türde olan canlılar, özellikle sağ altta gördüğümüz bizim üniversite kampüsümüzde de yer alan şu istilacı türü yabani ağaç dediğimiz cennet ağacı veya ifade edilen türün istilacı türü olarak ortaya çıkmasına neden oluyor. Tabii biyoçeşitlilik bunun sonuçlarını da ortadan kaldırdığımızda daha etkin, daha popülasyon dayanıklı türlerin daha saldırgan haline gelmiş olması ve ileride bu türlerin çevrede daha çok görüleceği anlamı geliyor. Bu da aynı şekilde bizim üretimimizi, bizim sağlığımızı, bizim besinlerimize kadar her türlü faydamızı sekteye uğratacak gibi görülüyor. Tabii ki dünyada tanımlanmış tür sayıları bu şekilde tablo haline verilmiş. İşte 5.000 tür virüsler tanımlanmış, ama bunun tahminen 500 bin virüsü içerdiği ifade ediliyor. Bakteriler 4.000 tür tanımlanırken aslında tanımlanmış olan toplam 400 binle 300 milyon türün olduğu, mantarların yine 1,5 milyona kadar, işte protozoaların 200 bin, yosunların 10 milyona kadar, kara bitkilerin 250 bin tanesi tür teşhisi yapılmış halde, ama bunun tahminen 500 bin türe kadar olduğu, omurgalıların 50 bin tür olduğu, işte kurtların 1 milyon tür, yumuşakçaların 200 bin tür, örümceklerin 1 milyon, kabukluların 150 bin, böceklerin ise 10 milyon tür olduğu tahmin ediliyor. Tabii ki bu bir zenginlik, biyoçeşitliliğin göstergesi. Ama bu giderek düşen bir oranla. Tabii ki ülkemizde her zaman söylenildiği gibi geçiş kuşağı olması birçok türün ev sahipliği yaptığı anlamına geliyor. Türkiye'de 3.000 endemik olan 9.000'den fazla bitki türümüz var. 120'si memeli olan 400'ü aşkın kuş türü.
130 kadar sürüngen ve 400'e yakın balık türü olmak üzere bunlar endemik türlere ev sahipliği yapıyoruz. Bu büyük bir zenginlik. Neden? Biz Afrika ormanlarının Amazonlardan bitki türlerinden elde ettiğimiz her türlü ilaç, her türlü tespit ettiğimiz, sağlıkta kullandığımız her türlü kimyasalları bizim çevremizde olan, ekosistemimizde olan canlılardan elde ediyoruz. O yüzden bu çeşitlilik çok önemli. Tabii Türkiye'nin faunamızda bulunan çeşitlilik özellikle 60 binde 80 bin tür böcek olan böcek ve omurgasızlardan oluşan bir faunaya sahibiz. Özellikle odanata dediğim kıl böcekleri 114 işte çekirgeler 600 kolopteralar 10 bin yumuşakçalar şeklinde rakamlar ifade ediliyor. Tabii ki çok çarpıcı faunaya memelilerden işte bizim Orta Anadolu'da bulunan yaban koyunu işte özellikle Başak dediğimiz Urfa bölgesinde bulunan kuş türleri bizim en önemli endemik fauna türlerimiz. Tabii Hocam, ki çok affedersiniz bölüyorum. 5 dakika süremiz kaldı ama tekrar aynı linkten girebiliyoruz. Onu öyle katılımcılarımıza mi? hatırlatmak istedim. Hı. Tabii ki Türkiye'nin flora çeşitliliği şu anda bitki grubu tür olarak 11.700 tür eğreltiler var, eğreltilerimiz var. Çok önemli. Bunun haricinde bitki, balıklar, amfibiler özellikle ülkemiz büyük oranda bir zenginliğe sahip. Tabii ki aynı zamanda bu bizim İzmir ve Ankara'da genetik kaynak gen bankalarımız var. Her türlü bitki ürün tohumlarını DNA analizleri sonucunda tespit edip buralarda gen bankalarımızı oluşturmuş durumdayız. Bu çok güzel bir gelişmeydi. Tabii ki çeşitliliği tetiklenen uygulamaları önlemleri almamız gerekiyor. Bizim hunharca kullandığımız her türlü ekolojiden faydalandığımız yasa dışı avlandığımız ekolojiyi çok daha hassas, çok daha düşünesi yaşamamız gerekiyor. Bu konuda yapabileceklerimiz tarımsal alanda dahil, çevremizde dahil kişisel olarak farkındalık, bilinçli bir yaşam, doğal ortamdan kopmayan bir yaşam. Bunun içerisinde mimari giriyor, şehirleşme giriyor, her türlü insan beyninde olan her türlü uygulamaların daha dünyasal, daha çevreci, daha anlayışlı, daha bilinçli yapılması gerekiyor. Tabii ekosistemdeki bu döngüyü korumamız için neler yapabiliriz? İşte ekonomimiz modelini geçişlerde oradaki üretim desenlerini, üretim modellerini çok iyi planlamamız gerekiyor. Atıkların etkin yöntemleri bertaraf edilmesi gerekiyor. Geri dönüşüm çok önemli. Özellikle bu konuda yapılabilecek çok şeyler var. Kaynakların verimli kullanılması ve tasarruf yapılması, bu alandaki eğitimlerin yaygınlaşması ve bilinçlerinin arttırılması, sürdürülebilir ve çevre dostu şehirler kurulması, tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin tekrar gözden geçirilerek planlanması, uluslararası işbirliğinin artırılması, küresel ısınmayla mücadeleye katılım sağlanması gerekiyor. Benim şu anda anlatacaklarım aslında çok fazla da bunlar özetle bunları anlatabildiklerim. Zamanını
uygun kullanabildim mi bilemiyorum ama. Evet hocam, çok verimli oldu aslında bakarsanız. Böyle çok derin konuları çok güzel toparlayan bir sunum oldu. Ama Teşekkür ederim. katılımcılarımızın belki şey soruları olabilir. Benim de sorularım olacak size. Tabii, Eğer tabii. uygun görürseniz, vaktiniz varsa bir 10 Tabii. dakikalığına daha tekrar aynı linkten Tabii ki. bağlanabilir miyiz? Tabii ki. Tamam, Tabii. teşekkürler. O zaman tekrar aynı linkten bağlanabilirsek çok sevinirim arkadaşlar. Oraya geçebiliriz. Bağlantı. Teşekkür Tamam. ederiz hocam. Ben teşekkür ederim. Şimdi ben dinlerken aynı zamanda böyle başka haberlerden duyduğum, işte etraftan duyduğum bazı bilgilerle de birleştirmeye çalıştım. Son zamanlarda ben şuna denk geliyorum. Genellikle işte daha komünite şeklinde yaşayan gruplar bulundukları bölgede bu biyolojik çeşitliliği, özellikle flora çeşitliliğini canlandırmaya çalışıyorlar. Hatta Muğla'da bunu yapmaya çalışan gruplar var. Bunların eleştirilerinden bir tanesi, işte Muğla'daki ormanlarda tek tip sadece karaçam ağaçlarının yoğunluklu olarak bulunması yönünde. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Gerçekten aslında Muğla'da orman tekrar yenilenirken bu biyolojik çeşitliliğin sağlanması göz önüne alınıyor mu? Bu tek tipleşmenin zararı nedir acaba Muğla'ya? Teşekkür ederim. Tabii ki bu çok dikkatlice ele alınması gereken bir konu. Niye diye düşündüğümde tabii orman yangınlarıyla bizim Muğla bölgesi çok hassas. Kızılcam ve Karaçam arasındaki bildiğim kadarıyla tutuşma sıcaklığı farklılıkları olabiliyor. Bunun tabii öğrendiğim kadarıyla ben ormancı değilim ama bunun çok dikkatlice irdelenmesi gerekiyor. Tabii ki tek tip yani sadece çam biliyorsunuz ki çam en fazla oksijeni havaya karıştıran bitki yapraklarından dolayı ince olması. Tabii ki ama orman yangınlarının hassasiyeti düşündüğümüzde bu daha çeşitli bazında çeşitlerin oluşması tabii ki daha böyle çam biliyorsunuz çok çabuk alevi alabilen bir ağaç türü. Onun yanında tabii ki meşeler işte bilemiyorum tabii ki bir sürü orman. Çeşitlilik tabii ki dayanıklılık kazanır. Bireyler içerisindeki canlıların artışına işte makinik bile farklılaşıyor. Oradaki bulunan maki, çalı dediğimiz bitkilerin toprağa sağladığı mikroorganizmalar, bakteriler, havanın bıraktığı her türlü eterik yağlar, oradaki canlılığın bir kere çeşitliliğin artması müthiş bir olay. Yani onu çevreye kazandırmış olmak yani yaşamsal bir olayın gelişmesini sağlar diye düşünüyorum. Tek tip olması tabii ki sonuçları çok farklılaşıyor. Tek tip olursa ne olur? Tek tip canlılar, böcekler olur. İşte çam kese tırtılı mesela çok zararlı, çam için çok zararlı. Türlerde farklı Karaçam'da, Kızılçam'da etkileri nasıldır? Bilemiyorum. Kızılçam'da mücadelesinin nasıldır? Ya ama yani çeşitliliği arttırdığınızda yaşamsal potansiyelini Evet, arttırmış yani oluyoruz. Ya yani potansiyelini evet, aynı arttırıyoruz. hastalık Yani bütün türü yok edeceği yerde. tabii ki. Evet. Yani mesela örneğin çam kese tırtılı belki bazı türleri etkilemeyecek. Bazı türler dayanıklı hale gelecek. Dayanıklı hale gelince ne olacak? O canlı hayatını sürdürebilecek, değişik şekilde arttırabilecek. Yani oradaki arkadaşımız yazdı, Evet. avcı böceklerin, kuşların etkileşimi, işte sistemin çok daha farklı olacak. Tabii ki olumlu olacak. Yani bilgimiz bunu el veriyor. Bilgimiz el verdiği sürece bunları yapmamız gerekiyor. Yani bunlarla mücadele etmemiz, çeşitliliği arttırmamız gerekiyor. Düşünsel boyutta da işte araştırma boyutunda da bunların hepsi çok potansiyel sağlayıcı, potansiyeli geliştirici. Oradaki bir canlının da oluşmasını
yapısının gelişmesini, farklı türlerin yaşama katılması, bunlar çok önemli. Tabii ki olumlu olur diye düşünüyorum. Evet. Şimdi bu orman yangınlarından sonra tekrar işte Muğla ormanları canlandırılmaya çalışılıyor ama yine mesela buna yönelik bir eleştiri vardı. Oradan yola çıkarak sormak istedim bunu. Evet. Eleştiri haklı bir eleştiri. Yani araştırmak lazım tabii ki. Yani neden? Yani şimdi neden? Evet. Gereken niye olmasın? Olmaması için sebepler nedir? Hakikaten bunların incelenmesi gereken ayrıntılarıyla uygulanması gereken noktalar. Evet. Şimdi Nas hocamızın yazdığı bilgiden yola çıkarak şimdi avcı olan böcekler, kuşlar yetiştiriliyor mücadelede ve biyolojik aslında yollarla mücadele edilmeye çalışılıyor bu zararlıyla. Diğer taraftan pestisitlerin kullanımının toprağa verdiği, işte canlılara verdiği zararların etkilerini hani biliyoruz. Ama bir taraftan da bu bana şunu da düşündürüyor. Bu popülasyonlara doğrudan insan eliyle yapılan müdahaleler o bölgeyi nasıl etkiliyor? Mesela yabancı türlerin ekosisteme katılmaları ekolojik çeşitlilik açısından nasıl gerçekleşiyor? Bu konuda da bilgi verebilir misiniz hocam? Şimdi tabii ki yani biz şimdi insan eliyle derken hakikaten insanların vermiş olduğu zararı telafi etmek için yine insanların bir şeyler yapması gerekiyor. Yani o noktada birleşmemiz lazım. Hakikaten biz bozduğumuz sistemleri, ekolojileri artık düzeltmemiz lazım. Tabii ki insan, dünya kendini yenileyebilen bir sistem. Aslında biliyorsunuz buzul çağından, işte neogravi çağından gelin her şey değiştiriyor ve dünya hala kalıyor. Düşünürseniz bir iyileşme, kendini yenileme özelliğini sahip dünyamız. Ama buradaki en büyük sıkıntı %0,001'lik bir hacimsel kaplamayla insan bunu çok çabuk etkiliyor olması. Yani süreci etkiliyor. İyileşme sürecini biz baltalıyoruz. Dünyanın yenileme sürecini baltalıyoruz. Baltaladığımız için zaten bu olumsuzluklar, işte karbon dengesi, işte iklimsel değişim, küresel ısınma, bunların maruz kalıyoruz. Ama kendimiz yapmamız lazım. Kendimiz artık iyileşme sürecini destek mi olmamız lazım. Tabii ki dışarıdan bir şeyler yapay olarak doğal değil tabii. Yani getiriyorsun başka bir canlıyı, getiriyorsun oradaki sistemi değiştiriyorsunuz, ne bileyim, ama o dengeyi sağlayacaktır. O çan kese tırtın biyolojik predatörünü, avcısını getirdiğiniz zaman o popülasyon belirli bir süre dengeye gelecektir. Tam bunu bahsedeceğim çok şeyler vardı. Mesela Avustralya'da tavşanlar gidiyor, kangurular gidiyor, yerleştiriliyor, atılıyor. Ondan sonra bütün tarımsal ve oradaki ekolojik sistem, bitki sistemi değişiyor, alt üst oluyor, yok oluyor. Sonra fark ediyorlar ki kanguru ve tavşanla mücadele edilmesi gerekiyor. Çünkü doğal düşmanı yok. Doğal düşmanı yok. Yani insanoğlu kendi eliyle yaptığını sonra kendi eliyle düzeltmeye çalışıyor. Bunu yapmamız gerekiyor. Etik olmasa bile ama varız. Yani dünya aslında insanoğlunun da telafi edebilecek yapıda. İnsanoğlunun zararını da telafi edecek. Sadece süreç gerekiyor. O süreci sağlamak gerekiyor. O şansı vermek gerekiyor dünyaya. Diye düşünüyorum. Evet, hocam bir de böyle ben de bir çevre eğitimi dersi vermeye çalışıyorum. O ders içerisinde kampüsümüzdeki farklı türleri tanımaya çalışıyoruz. Böyle bir bizim çalışmamız var mı? Çünkü gen bankalarından bahsettiniz. Hani gen bankası gibi Tabii. bir şey olmasa bile kampüsümüzde de oldukça bir geniş ekolojik çeşitlilik var hem flora hem fauna anlamında. O Evet. yüzden mesela bu türlerin tanımlanması kampüsümüze yönelik böyle bir çalışma var mı acaba bilginiz dahilinde? Ya benim şöyle benim bitki koleksiyonum var. Çalıştığım bitkileri herbaryum var. Kendi çapımda, küçük bir çapta. Ama tabii ki bu çalışılabilir. Ne çalışması? Tek başıma yapabileceğim şeyleri ziyade grup olarak yapabileceğim şeyler çok çok farklı. Yani tabii ki yer alırız veya grup oluşturabiliriz, tanımlayabiliriz. Bu bilinç konusunda da
öğrencilerimiz vermemiz gereken çok noktamız var. Kendi çevremizden başlayarak bunu yapabiliriz. Niye yapamayız? Yaparız hocam. Evet. Yaparız. Çok güzel bir çalışma. Ben Yapmamız şeyde gerekiyor. duymuştum. 9 Eylül Üniversitesi'nde duymuştum. Oradaki kampüste örneğin Evet. bazı endemik türlerin olduğu tespit edilmiş. Ondan sonra o bölge korumaya alınmış ve kampüsteki tür çeşitliliğini korumaya çalışıyorlar ve envanterini çıkarmaya çalışıyorlar. Muğla'da çalışılan hani kozmetik bitkiler açısından bile çok zengin bir Tabii ki, ekosisteme tabii ki. sahip. Tabii, Neden tamam. yapılmasın diye düşündüm nadir Yani ben de öyle. ya tabii ki yani bir araya gelip hocam bir araya gelip bunları konuşabiliriz. Tabii ki çok sınırlı süreçte bunları anlatmak çok zor oldu. Ama paylaşabiliriz, yapabiliriz. Niye yapamıyoruz? Yani burada güneşten yani ben bildiğim bir sürü endemik türler var yani onları da biliyoruz. Onları da çalışmalarımıza almaya çalışıyoruz. İşte bitki ekstratlarıyla çalışıyorum, şeyini çalışıyorum. Onları da bilgi dahiline katmaya çalışıyorum yani. Evet. Çok teşekkür ederiz hocam Ben katkılarınız teşekkür ederim. için. Ben Çok teşekkür değerli ederim. bilgiler paylaştınız bizimle. Seminer Umarım serimize verimli de katkı olmuştur. sağladığınız için tabii ki çok verimli oldu. Seminer serimize de katkı sağlamanız bizim için çok değerli. Sizi tanımak da çok değerli. Çok Çok sağ teşekkür olun. ediyorum Teşekkürler. Türkiye'de. Ben de aynı düşünüyorum. Görüşmek üzere. Teşekkür Görüşmek ederim. dileğiyle. Teşekkür ederim. Arkadaşlar bir sonraki panelimizde görüşmek dileğiyle. Hepinize hoşça kalın. Çok teşekkür ederiz hocam. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz.